Çekiyorum. Çocukluk resimlerime baktığım yerde aynı videoyu çekiyorum ve üstümde de aynı kazığım var. Ne hikmetse. Çünkü üstümü değiştirmek istemedim. Çünkü daha dün giydim bu kazığı ve ikinci gün bugün. Bu yüzden kazığımı değiştirmedim. Ama hep bir de bana yorum yapıyorsunuz. Lütfen şu kazığı değiştir. Üstümde kokudu falan diyorsunuz. Kötü yorumlarınızı kendinize saklayın. Ben bu kazığı bugün ikinci gün giyiyorum yani. Tamam mı? Bugün arkadaşlar bu yorum bana bayağı önce geldi yani. Ama ben şu anda kendimi bu videoyu çekmeye hazır hissettim. Bununla alakalı bir video çekmek istedim size. Şu an bilgisayarımdan o yorumu açıyorum. Açıldı arkadaşlar. Şuraya koyayım. Çünkü o yorum yazarken hiç utanmıyor. Yani hiç kırılır mı, gücenir mi, ne yapar, ne eder demiyor. Ve ben mi utanacağım yani o yorumu paylaşmaktan, değil mi? Yani diyeceğim şu ki, okuyayım hatta. Şu mal fakir kızı neden bu kadar kişi takip ediyor? Kızın ağzı kokuyor fakirlikten. Bunu dediği zaman galiba ben 10.000 falan ancaymışım. Şu an 12.900. Hatta 13.700'e kadar yükseldi benim takipçim. Ama ben takipçilerimi çıkarttım. Kaldırdım yani takipçilerimden bazılarını. O yüzden 12.900, 12.800'de falan kaldı. Şimdi bu yorum, böyle bir insan bir yorum yazarak ne zevk alır? Neden hoşuna gider? Bir insanın kalbini kırmaktan neden bu kadar hoşlanır? Yani siz, mesela size soruyorum arkadaşlar, linç edicilere soruyorum. Neden böyle insanları linç ediyorsunuz? Neden bu şekilde bir yorum yazınca kendinizi çok mu yükseklerde görüyorsunuz? Çok mu böyle arkadaşlar? Şimdi çok umurunuzdaymış gibi. Bu yorumu açıklayayım ben size. Fakir miyim, değil miyim? Ağzım mı kokuyor? Kokuyor mu ağzım? Koku gitmiyordur gerçi. Belki kokuyordur arkadaşlar. Artık kendimle alakalı bir şeylerden bahsedeyim yani. İlk olarak Denizli'de doğdum. Bir mahallesinde. Merkeze yarım saat uzaklıkta minibüsle dönmüşler. Arkadaşlar ben babam küçükken vefat ettim. Anneannemle annem baktılar. Sonra annem de engelli. Psikolojik sorunları var. O yüzden engelli maaşıyla geçiniyoruz. Ben de daha yeni üniversite, yani daha yeni diyorum ama bir yıl falan olacak. Üniversiteden mezun oldum. Ama bir işe girip çalışamıyorum. Çünkü malum korona var. Önceden böyle düşünmüyordum hani. Üniversiteden mezun olunca bir işe girerim, çalışırım. Köpek gibi çalışırım diyordum. Ama işte virüs çıkınca arkadaşlar, virüs çıkacağını bilmiyordum haliyle. Virüs çıktığı için annemde bir sürü hastalık var, kronik falan. Maalesef kronik rahatsızlıkları var. Şimdi virüsü iş yerinden alır eve getiririm. İşte anneme de virüs bulaştırırım. Çünkü kalabalık ortamlarda virüs daha fazla oluyor maalesef haliyle. Yani anneme de virüs bulaştırırım diye çalışamıyorum arkadaşlar. Evde yayın yapıyorum. TikTok'tan 86 dolar falan kazandım. Sonra birkaç kıyafet satıyorum işte, evde dikiş falan dikiyorum. Daha kendimi geliştiremedim ama lisede giyim üretim mezunuyum. Üniversitede moda tasarım okudum. Yani ben tabii buna rağmen bazen dikemediğim şeyler oluyor. Bunun için terziye falan gidiyorum. Yardımcı oluyor. Gardırop hesabımda satıyorum. Birkaç tane şey diktim yani. Fazla böyle her biri başına geçip de bir sürü şey dikeyim, hepsini satayım da hepsini yapayım da diye pek fazla üstüne düşmüyorum. Şu aralar sadece boş zamanımda işte hobi olarak falan dikiyorum. Şimdi arkadaşlar, beni neden takip ediyorsunuz? Asıl soru. Bunu size sormam gerekiyor asıl. Yorumda belirtin. Umarım yorum açık olur. Çünkü yorum bazen yoruma kapalı yapıyor benim videomu. Onun için size soruyorum bu soruyu. Bu mal fakir kızı, mal fakir kız ben oluyorum. Neden bu kadar kişi takip ediyor? Soru size. Ağzım kokuyor mu? Bilmiyorum, kokmuyor diye biliyorum. Çünkü dişimde çürük yok. 20'lik dişim daha çıkmadı. Çünkü daha yeni 20'ye girdim. Temmuz'da da 3-4 ay sonra falan da Temmuz'da 21 olacağım. Ve o çok geç çıkıyormuş yani. 40'lı 30'lu yaşlarda falan çıkıyormuş. Çok önemli bilgi içinde
İşte ondan sonra biraz hayatımdan falan bahsedeyim. Mesela bu saati aldım yakın bir zamanda 150 TL'ye ve garantili. Ne hikmetse param nasıl yetti acaba fakirlikten, değil mi? Oo. Ondan sonra tabletim var. Ne hikmetse. Samsung Galaxy S6. Kalemi falan da var. Çizim yapılıyor hani. Düştü. Kalem. Hani. Ne hikmetse. Çünkü yardım ettiler. Kuzenim adı verdi. Ben 1000 TL biriktirdim. Yayıncılıktan falan kazandım. Sonra arkadaşlarım falan da yardımcı oluyor. Hani para falan gönderiyorlar. Arkadaşlarım da yardımcı oluyor. Yani doğru. Aslında. Tablet için 1000 TL biriktirdim. Ve işte geri kalan 1300'ünü falan da kuzenim yardım etti ve aldık. Çizim yapıyorum, not tutuyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bilgisayar. Hani montaj yapılıyor YouTube için. Hani montaj. İyice çıldırdım lan. Sonra telefonum var arkadaşlar. Bir tanesini eski sevgilim PUBG oynamam için vermişti. Ona çok teşekkür ederim buradan. Belki o vermeseydi telefonu YouTube'a video çekemeyecektim. Çünkü eski kameram iğrençti. İki tane telefonum var arkadaşlar. Neyse burada neden bahsediyorsam hepsi. Olsun öyle bahsedeyim dedim. İki tane de ovalık makinem ve dikiş makinem var. Yani toplamda iki tane oluyor. Sonra da prova makinem var. Arkadaşlar bu şekilde. Bütün mal varım bunlar. Bütün malım bunlar arkadaşlar. Bir tane de annem var yani. Bir tane de annem var. Annemden başka daha kimsem yok. Teyzelerim falan var. Teyzelerim de yardımcı oluyor. Çok sağ olsunlar. Sonra da arkadaşlar bir tane evimiz var. Dedemin üstüne. Hatta 3 tane evimiz var. Biz 2 katlı, diğeri küçük olan da bizim gene evimiz. Bizim akrabalarımız yaptı yani. Dedem, anneanne falan yardım etti. Dedemle bizim akrabalarımızın yani. O yüzden kira falan ödemiyoruz. Çok şükür. Cidden fakirlikten ağzım kokuyor muymuş arkadaşlar? Çok mu fakirmişim yani? Benim bunlar var yani. Bunları olan bir insan sizce fakir midir? Ama televizyonumuz yok, uydumuz yok, çanak antenimiz yok. Televizyon yok evde, yok yani. Bu böyle bu tür bir yorum geldi işte arkadaşlar ve ben buna çok kırıldım, gücendim demeyeceğim. Buram dinliyor. Ama biraz üzüldüm ya. Tabii onu düşünen herife de üzüldüm, tamam mı? Onu düşünen herife üzüldüm. Cidden böyle düşünmesine üzüldüm. Tabii iyi bir yorum da mesaj geldi bana. Bu yorumu gören birisi bana mesaj atmış arkadaşlar. Onu da şuraya koyuyorum. Lafım yanlış anlaşılmasın. Fakat sana fakirlikten bahsediyorlar. Fakir olsan ne olur? Zengin olsan ne olur? Fakirlik kötü bir şey değil ki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bile fakirlik yaşayan bir insan. Yeter ki gönlümüz zengin olsun. Boş tenekeden boş ses çıkar derler. Seviliyorsun unutma demiş bana. Duygulandığınız arkadaşlar. Beni teşekkür ederim bebişkolar. Çok sağ olun. Mesela bana destek olan işte mesela bir, bana mesaj atıyorlar işte. Ben tablet için para biriktiriyorum diyorum. Sonra işte destek olalım işte birkaç gönderelim falan diye mesaj atıyorlar. Ben IBAN atıyorum. Yani o şekilde biriktirdim neredeyse 1000 TL'yi. İki tane de bir şeyler sattım falan. Birkaç tane şey de sattım. Şu an yayıncılıktan 700 TL falan kazandım. Yani 86 dolar falan 700 TL'de bir şey yapıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle mesajlar gelince bana çok seviniyorum ben. Bir mesaj atmanız bile yeterli. Ben iyi güzel bir mesaj atmanız bile yeterli. Ama bana böyle iyi mesajlar da gelin arkadaşlar. Para biriktiriyorum diyorum. Bunu almak istiyorum, para biriktiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bazen görmüyorum. Bazen IBAN atıyorum. Bazıları saçma sapan isteklerde bulunuyorlar. Engelliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ama ben hikayemde hiç bana para gönderin. Yani sadece bunu bana kim hediye edebilir, bunu bana kim alabilir falan diyorum yani. Esprisini bu şekilde diyorum. Ama mesela bir şey paylaşmıştı IBAN. Buna IBAN para gönderin. Şu kadar para ihtiyacı var, kim gönderecek falan demiyorum çok şükür. O kadar düşmedim. Umarım o kadar düşmeyiz. Umarım o kadar hiç kimse düşmez. Umarım o kadar ben de düşmem. İşte diyeceğim şu ki. Sonra yayıncılıktan sonra staj yaptım mesela. Stajdan falan 400-500 kazandım. Yani full gitmeye çalıştım. Para çok asgari ücretin 1/3'ü falandı. Ama ben gene de o kadar parayı kazanabilmek için stajyer bir falan mecburen hep gitmiştim. Onu hatırlıyorum mesela. Hani paradan kesilmesin 500-400 falan alın diyordu yani o zamanlar. Asgari ücretin 1/3'ü düşmesin yani paradan diye gidiyordum yani. Hep gitmeye çalışıyordum. Çünkü anneme bir katkım olsun diye. Sonra işte bunu da söyleyeyim küçük yani önemsiz bir şey.
Kuzenime falan yemek ısmarlamıştım. Hatta işte stajımı yaparsam bir tane staj paramla size yemek ısmarlayacağım demiştim. Ve hamburgerciye girmiştik. Üçümüz, annem, ben, kuzenim yemiştik. 85 TL hesap ödemiştim. Böyle hayır yapmasını falan da bana dua etmelerini çok seviyorum arkadaşlar. Yani anne, benim babam vefat etti. Belki babamın hürmetine, yani babam için falan dua ederler falan diye hayır yapmasını çok seviyorum arkadaşlar. Hep bir şeyler alıp dağıtıyorum staj yaptığım yerde, mesela böyle etik puf muydu o? Böyle yuvarlak bir şeyler satılıyordu. Ondan alıp dağıtmıştım. Biraz sizinle konuşuyorum ama umarım anlarsınız. Anlamazsanız yorumda belirtin. Ona göre yavaş konuşayım. Sonra arkadaşlar, yani bu şekilde, yani ben bu şekilde bir insanım. Bu şekilde geçiniyorum. Çalışmayı istiyorum ama iş bulamıyorum. Bir iş yerine gittim. 2-3 saat falan beni çalıştırdılar. Sonra deneyim istiyoruz biz dediler. Stajı da deneyim olarak saymıyorlar ve işe almıyorlar. Ayakçılık yapacaktım ve ayakçılıkta deneyim olmadığı için beni işe almadılar, acemi olduğum için arkadaşlar. Maalesef sonra bana diyorlar, o kadar çalışma, o kadar okumuşsun, neden çalışmıyorsun diye deneyim istiyorlar. Keşke bu yaşıma kadar okuyacağıma biraz çalışsaydım ve deneyim sahibi olsaydım. Yani ben bayağı okudum, yani ön lisans okudum, 2 yıllık üniversite okudum. Sonra 12. sınıfa kadar okudum. 12, 13, 14 yıl okudum. Şu an 20 yaşındayım arkadaşlar. Neyse, böyle beraber 15 yıl falan ediyor. Keşke o kadar yıl okuyacağıma bari biraz çalışsaydım. Bence okumak çok gereksiz bir şey. Yani okumayı, yazmasını öğren, sonra bir şekilde çalışınca bence daha fazla şey öğrenilir arkadaşlar. Çalışmak bence daha iyi. Deneyim sahibi oluyorsun. Okunca ne oluyor? Sen üniversite mezunuyum, ağız okul mezunuyum, lise mezunuyum falan diyebiliyorsun. Anca bu kadar. Maalesef deneyim istiyor herkes. Okul mezun olmak hiç kimsenin umurunda değil. Sonra nasıl geçiniyoruz? Mesela bir ara benim dayım koronadan dolayı Almanya'da yaşıyordu ve vefat etti. Onun parasını 3 ay falan ben yedim. Çünkü enişteme bana yatmasın, yani benim hesabıma yatmasın ve parayı benim yememi istemiş, söylemiş. O yüzden benim hesabıma yat. 3 ay falan onun parasını ben yedim. Sonra eve halı aldım, çekmece aldım. Eve birkaç eşya, perde falan bir şeyler aldım. Sonra bu yatağımı teyzem verdi. Çünkü teyzem kendi kızına yeni bir yatak aldı ve ben de daha eskisini verdi. Ama olsun, tabii kötü bir şey demiyorum onun hakkında. Çünkü yatak iyi, yepyeni bir yatak, yani ben kullanıyorum. Şu teyzem gibi böyle yeni olan kıyafetleri falan bana veriyorlar. Eskileriyle idare ediyorum ama olsun, bunun hakkında kötü bir şey söylemiyorum. Çünkü yepyeni kıyafetler. Evet, eskilerini veriyorlar ama yepyeni yıkanmış olarak veriyorlar bana. Ve ben buna gücenmiyorum, üzülmüyorum. Yeni kıyafetleri veriyorlar. Sadece onlar birkaç giymiş, yıkanmış falan diye bir kısalıyor, uzun oluyor. Giyemiyorlar, sığamıyorlar. Ben de zayıf, fit, minyon bir kız olduğum için, çok güzel bir fiziğim olduğu için içlerine sığıyorum. Mesela kuzenimin boyu çok uzamış ve bu yüzden onun kıyafeti içine sığamamış galiba ve bana verdiler. Çünkü benim boyum 1,57 arkadaşlar. 45-50 kilo arasında falanım. O yüzden kıyafetin içine çok rahatlıkla sığıyorum, zayıfım. Bu yüzden arkadaşlar ben giyiyorum. Bana veriyorlar, sağ olsunlar. Şimdi sizin kötü kalbinizle baş başa bırakıyorum ve kötü kalbinizle biraz, ya arkadaşlar şunu demeye çalışıyorum, ya neden böyle kötü kalpli düşünüyorsunuz ki yani? Bence zenginlik iyi bir ailenin olmasıdır, iyi bir işinin olmasıdır ama benim maalesef işim yok, umarım ileride o da olur. Yani ne bileyim, bu videom da kesin tutmayacak. Belki ben ölünce tutacak veya vefat edersem, ne bileyim yani. O zaman haberleri çıkarım ve o zaman herkes benim videomu izler. Aa, bu kız ölmüş der. Ama maalesef ben yokumdur. Yani diyeceğim şu ki arkadaşlar, inşallah videom çok izlenir ben yaşarken. Bayağı konuştum arkadaşlar. Normalde hiç bu kadar güzel ve bu kadar güzel konuşamazdım ya. Bu kadar, ne bileyim yani, bu kadar sohbet edemiyorum ben. Böyle bir çocuk gibi konuşuyorum. Ya işte böyle sohbet videoları gelsin mi, yorumda belirsin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Mucuk mucuk öpüyorum. Güle güle arkadaşlar. Bay bay.